Merhabalar. Bu videoda SPSS'te tek yönlü ANOVA analizinin nasıl yapıldığını, neyi ifade ettiğini ve sonuçlarının nasıl yorumlandığını bildiğim kadarıyla aktarmaya çalışacağım. Öncelikle tek yönlü ANOVA'dan kastımız nedir, neyi ifade ediyor? Burada espri şudur. İki tane bağımlı değişken var, bir tane bağımsız değişken var. Yani iki bağımlı değişkenin ortalamaları bir bağımsız değişken tarafından farklılık gösterip göstermediğini test ediyoruz. Ayrıca bu iki bağımlı değişken ortalamalarının birbirinden nasıl farklılaştığını da ayrıca kıyaslayabiliyoruz. Yani ne demek burada? Şöyle ifade edebiliriz. Bağımsız değişkenin gruplarından sadece ikisi arasında bile bağımlı değişkenin ortalamaları arasında bir farklılık gözlemlenirse H0 hipotezini yani anlamsızlık yokluk hipotezini reddediyoruz. Herhangi bir farklılık gözlenmezse bağımlı değişken ortalamalarında o zaman H0 hipotezini kabul ediyoruz. Şimdi bu kapsamda tek yönlü ANOVA analizinin bazı varsayımları var. Bu varsayımlar içinde ilk olarak şunu söyleyelim. Daha önce bahsettiğimiz iki yönlü ANOVA testindeki varsayımların aynısı geçerli. Buna ek olarak burada bir şey daha test etmemiz lazım. O da şudur. İki tane bağımlı değişken olduğu için burada bu iki bağımlı değişkenden ötürü kovaryansların eşitliği şartının sağlanması gerekiyor. Bunun da nasıl yapıldığını, nasıl yorumlandığını göstereceğiz zaten. Önemli bir fark bu. Örnek olarak şimdi örnek verilerimize bakacak olursak yine bu veriler düzenlerken Profesör Doktor Şeref Kalaycı'nın kitabından yararlandığımı söyleyelim. Burada kadın ve erkekler cinsiyet olarak işte bayanların erkeklerin tatmin düzeylerini 1 ile 7 aralığında değerlendirmek, ölçümlendirmek istemişiz. 1 hiç tatmin değil, 7 çok tatmin şeklinde. Bu şekilde erkeklerin bilgileri, bayanların tatmin düzeyi rakamları var. Bu skorların dışında bunlar bizim bağımlı değişkenlerimiz. Bir de bağımsız değişken olarak mevkiyi kullanıyoruz. Yani işçi, ustabaşı ve yönetici diye 3 tane ayrı kategori var, grup var. Şimdi biz bağımsız değişkenlere göre baktığımızda erkeklerin tatmin düzeyleri, ortalamaları farklılaşıyor mu? Aynı zamanda mevkiye göre kadınların tatmin düzeyleri, ortalamaları farklılaşıyor mu? Erkekler ve kadınlar arasında da bir kıyaslama yapmamızı sağlayacak bu analiz yöntemi. Böyle bir hipotez kurabiliriz. Yani mevkiye göre erkeklerin tatmin ortalamaları farklılaşıyor. Mevkiye göre bayanların tatmin ortalamaları farklılaşıyor şeklinde bir hipotez kurabiliriz. Şimdi bunu nasıl analiz edeceğiz SPSS'te ona bakalım. Hemen değişkenleri ifade ettikten sonra analyze kısmına geldik. Burada yine dikkat edin general linear model kısmına geliyoruz. Burada ikinci seçim olan multivariate kısmını tıklıyoruz. Tıkladığımızda burada önümüze gelen menüde burada bağımlı değişken olarak ifade edilen yere erkek, kadınların tatmin düzeyleri diye iki tane bağımlı değişkenimiz vardı. Bunları aktarmış olduk. Fixed faktör kısmına da bağımsız değişkeni atıyoruz. Bağımsız değişkenimiz de neydi? Mevki değişkeniydi. Tabi hatırlarsanız iki yönlü ANOVA'da burada random faktör diye bir seçenek daha vardı. Dikkat edin burada böyle bir seçenek yok. ANOVA'nın yapısı gereği böyle bir ayrım yapamıyoruz zaten. Direkt bağımsız değişkeni fixed faktöre atıyoruz. Bunun dışında bağımsız değişkeni mevki kısmını fixed faktöre, bağımlı değişkenini dependent variable kısmına aktardıktan sonra şimdi buradaki seçenekleri menülerden bizim ihtiyacımız olan özellikle tek yönlü ANOVA analizi için gerekli olan kısımları inceleyeceğiz. Moodle kısmına baktığımızda burada herhangi bir yere seçim yapmıyoruz. SPSS'in otomatik talimatı bizim için yeterli. Full faktöriyel yeterli. Bunun ne olduğunu iki yönlü ANOVA'da değinmiştim. Buraya tıkladığımda buraya da herhangi bir müdahale yapmıyoruz. Pilot kısmına geliyoruz. Pilot kısmında da eğer biz grafik istiyorsak burada ilgili kısımları yatay ve dikey eksene aktarıyorduk. Nokta ve çizgi olarak göstermek istediğimiz yerlere aktarıyorduk ama burada da zaten iki tane bağımsız değişken olmadığı için herhangi bir grafik çizemiyoruz zaten. Böyle bir şey de istemeye gerek yok. Buraya da müdahale etmiyoruz. Option seçeneği önemli. Burada iki tane değişkenimiz var. Bu iki gördüğümüz overall ve mevkiyi karşı tarafa aktarıyoruz. Display mean kısmına aktarıyoruz.
Şuraya dokunmuyoruz. Aşağıdaki seçimler, display'deki seçimler önemli. Hatırlarsanız iki yönlü ANOVA'da ifade ettiğimden farklı olarak burada da yine önemli bir tane seçim yapmamız gerekiyor. Bakın yine iki yönlü ANOVA'daki gibi Estimate of Effect Size kısmını seçiyoruz. Homojenlik testini seçiyoruz. Onun altında Spirit Level Plot kısmını seçmemiz gerekiyor. Bunlar zaten iki yönlü ANOVA'da belirtmiştik bunları. Farklı olarak burada seçmemiz gereken SSCP Matrix yazan kısım. Burası önemli arkadaşlar. Bu neyi ifade ediyor? Bunun özellikle seçilmesi gerekiyor. Modelin etkisini test etmek için kullanılan bir yöntem bu. Bunu seçmemiz lazım. Bunun dışında herhangi bir seçim yapmıyoruz. Continue dedik. Burayı düzenledikten sonra bizim için önemli olan bir seçim de şurasıydı. Postdoc sonuçları. Postdoc'ta da bir tane bağımsız değişkenimiz vardı. Karşı tarafa aktardık ve burada eğer varyanslar eşitse 2K testi kullanıyorduk. Eşit değilse Tamhin T2 testi sık sık kullanılan yöntem demiştik. Continue dedik. Bunun dışında herhangi bir seçim yapmamıza gerek yok. O kez çıktısına baktığımızda öncelikle şu tabloya bakıyoruz. Box testi sonucu bu çok önemli. Burada ne istemiştik? Demiştik ki tek yönlü ANOVA'da diğer ANOVA analizlerinin varsayımlarının dışında önemli bir varsayım da şuydu. Kovaryansların eşit olup olmadığını değerlendirmek istiyorduk. İşte ilgili seçimi yaptıktan sonra böyle bir sonuç geliyor. Bu tabloyu mutlaka değerlendirmemiz lazım. Bu tabloda significant değeri 0,05'ten büyükse o zaman kovaryansların eşitliği sağlandığını ifade ediyoruz. Burası 0,05'ten küçük olsaydı kovaryanslar eşit olmayacaktı ve bundan sonraki bütün tablolara ve değerlendirmelere şüpheyle bakacaktık. Dolayısıyla bu eşitliği sağlamak önemli. Bunun dışında ikinci tablo şurası multivariate test kısmı. Bu tabloda önemli. Bu tablo neyi ifade ediyor? Özellikle ANOVA testinin bir bütün olarak anlamlı olup olmadığını değerlendirmemiz için önemli bir çıktı burası. Burada şu mevki değişkeni için, bağımsız değişkeni için 4 tane farklı test yöntemi ifade edilmiş. Bunlara tek tek değinip de kafanızı karıştırmak, sizi yormak istemiyorum. Bunlar içinde en çok, en yaygın kullanılan Wilks-Lambda sonucu, Lambda sonucu, testi sonucu. Buna bakmamız bizim için yeterli. En güvenilir olanı da zaten Pillay-Strice testi. Ama biz sık 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 literatürde kullanılan bu kısım, bunu bilelim. Burada Weak's Lambda değerine bakacağız. Significant değeri 0,05'ten büyükse, küçükse pardon, ilgili modelin anlamlı olduğunu ve mevkiye göre erkekler ve bayanların tatmin ortalamaları arasında bir farklılık olduğunu söyleyebiliyoruz. Buradaki partial it square kısmı da önemli. Burada bizim korelasyon ilişki değerlerimizi veriyordu hatırlarsanız. Burada mevkinin önemli bir etkisi olduğunu görüyoruz. Bakın bütün testlerde önemli. Weak's Lambda sonucuna göre de %60'lık bir ilişki olduğunu görüyoruz. O halde mevki önemli düzeyde erkeklere ve kadınlara göre tatmin durumunun ortalamalarını etkiliyor, değiştirebiliyor, farklılaştırabiliyor. Bunu bu modelde görmüş oluyoruz. Yani kısaca şu tablo çok önemli. Bu tabloda şu Weak's Lambda testi sonucuna bakarak significant değeri 0,05'ten küçükse diyoruz ki evet mevki değişkeni cinsiyete göre erkek ve bayanların tatmin durumlarına göre farklılık gösteriyor. Peki erkeklerde mi bayanlarda mı hangisinden kaynaklanıyor bunu bilmiyoruz. Buna bakmak için de postdoc sonuçlarına bakacağız tabii ki. Şu aşamadan sonra şurada varyansların eşit olup olmadığını gösteren Levene testi sonucu. Bu da önemliydi. ANOVA'da da hatırladığınız gibi. Burada significant değeri 0,05'ten büyük olması arzulanıyordu. Eğer büyükse bakın erkekler için de büyük, kadınlar için de büyük. O zaman her iki durumda da diyoruz ki varyansların eşitliği varsayımı kabul edilmiş oluyor. İkinci varsayımımızı da sağlamış olduk. Tabii erkeklerin varyans eşitliği daha fazla. Bunu da söylemek mümkün burada. Bu tabloyu da değerlendirdikten sonra ön şart olarak tabii o tablolara. Bu tabloda da Test of Between Subject Effect tablosunda da ANOVA'dan hatırladığınız gibi hatırlayacağınız üzere klasik olarak bir anlamlı olup olmadığını test etmek için gördüğümüz detaylı bilgilerin sunulduğu tabloydu. Burada özellikle mevki kısmına bakacağız. Bakın şu mevki değişkeni şurası önemli bizim için. Erkekler ve kadınlar için ayrı ayrı bilgiler verilmiş. Zaten iki tane bağımlı değişkenimiz vardı. Her ikisinde significant değeri 0,05'ten küçük. Dolayısıyla ne diyoruz? Mevkiye göre erkeklerin de tatmin ortalamaları farklılaşıyor.
Kadınların da tatmin ortalamaları farklılaşıyor. Bunu görmüş olduk. Az önce sadece her ikisi için de ortalamalar farklılaşabilir dedik. En az birinde farklılık gösterildiğini söyledik bir önceki tabloda şurada. Ama burada hem kadınların hem de erkeklerin ortalamalarının farklı olduğunu görmüş olduk. Daha detaylı bir bilgi sundu bize. Bunun dışında bakacağımız başka tablolar hangisi? Şuna bakalım. Şurada gördüğünüz gibi tek tek mesela mevki için bakın şu tablo da önemli. Yine buna bakalım. Mevki olarak değerlendirdiğimizde erkeklere bakalım. İşçi, ustabaşı ve yönetici açısından ortalamalara baktığınızda yöneticinin ortalaması daha yüksek, ustabaşı daha düşük, işçi en düşük şeklinde. Bu tabloda da ortalamaları görebiliyorduk ama postdoc sonucunda zaten ortalamaların farklılığını göreceğiz. Bu mean'e bakmamıza çok gerek yok. Peki bu tablo bize ne sağlıyor? Bu tablonun bize postdoc'un vermediği önemli bir bilgi var. Sadece ona değineceğim. Postdoc'un değinmediği ve bu tabloda görmemize imkan sunulan bilgi şu. Şu güvenilirlik aralığı dediği kısımda en düşük ve en yüksek değerler aralığında baktığımızda bakın erkeklerin işçiler için bakın erkek işçilerin 2,5 ile 3,5 aralığında bir en küçük en düşük değerleri var. Peki kadın işçilerin aralığına bakalım. 1,78 ile 2,71 gibi bir aralık. Dikkat ederseniz erkek işçilerin aralığıyla kadın işçilerin aralığı bir noktada çakışıyorlar. Bir yerde çakışma gözleniyor. Yani burası 1,78, 2 diyelim bu aralıkta. Bakın erkekler için de 2 pardon 2,55 mesela bir aralık. Bakın burada 2,55'in altında olduğu için kadın işçilerin aynı aralıklar çakışıyor burada. Dolayısıyla şunu diyoruz buna bakarak bu neyi ifade ediyor, ne anlamı var? Erkek işçilerle kadın işçilerin tatmin düzeyleri aralarında yani mevkiye göre anlamlı bir farklılık olmadığını görüyoruz. Hem erkekler için hem kadınlar için aynı şeyi söyleyebiliyoruz burada bunu kıyaslayarak. Bakın alttaki tabloda ne istediğimi ne demek istediğimi daha iyi anlayacağız. Ustabaşı için bakalım. 2,98 ile 4,01 aralığında diyelim. Bakın kadın ustabaşılar için de 4,15 ile 5,92. Bakın bunların kesiştiği aralıkla kadın erkeklerin kesiştiği aralıkla kadınların kesiştiği aralık aynı değil. Çakıştıkları bir nokta yok. Ortak bir noktaları yok. Dolayısıyla o zaman diyoruz ki erkek ustabaşılarının ortalamaları ile bayan ustabaşılarının ortalamaları arasında bir fark vardır. Yani anlamlı farklılığı buradaki güven aralığıyla da teyit etmiş oluyoruz. Bu bilgi önemli. Bunu postdoc sonucu vermiyor. Bakın aynı şeyi yönetici için de bakalım. Erkek yöneticilerin bakın 5,48'den 6,51 aralığında. Kadınlar için ise kadın yöneticiler 5,53 ile 6,46 aralığında. Yine çakışma yok. Bakın bu erkek yöneticilerle kadın yöneticilerin en düşük ve en yüksek değerleri arasında baktığımızda birbiriyle çakışma yok. O zaman şunu diyoruz. Erkek yöneticilerle kadın yöneticilerin ortalamaları arasında da bir farklılık olduğunu söyleyebiliyoruz. En önemli sonuç da bu zaten postdoc sonucu. Gelelim buna. Postdoc sonucunda eğer demiştik varyanslar eşitse Tukey testinin sonucunu değerlendireceğiz. Varyanslar eşit değilse Tam Heen testinin sonucunu. Ama biz varyansların eşit olduğunu gördük ve tam yine bakmıyoruz. Tukey testi sonucuna bakalım. Erkekler için baktığımızda bakın işçi ile ustabaşı ve yöneticini kıyasladığımızda mean difference yazan kısma bakıyoruz. Ortalamaların durumuna. Bakın burada işçilerle ustabaşılar arasında 0,44 puanlık bir fark var. Ya ustabaşı lehine, işçilerin aleyhinde. İşçi ile yönetici arasında 2,94 puanlık bir fark var. Bu da yine işçinin aleyhine bir durum. Yani buradan şurada zaten yıldız işareti gibi olan işaretten anladığınız gibi anlamlı düzeyler burada gözüküyor. Ayrıca significant değerine bakarak da zaten 0,05'ten küçükse anlamlı olduğunu söylüyoruz. Bakın işçi ile yönetici arasındaki farklılığa baktığımızda significant değeri 0,05'ten küçük. O halde anlamlı bir fark var. İşçi aleyhine burada. Ustabaşıyla bakın 0,05'ten büyük olduğu için ustabaşıyla işçi arasında anlamlı bir fark olmadığını söylüyoruz. Yine aynı şekilde ustabaşıyla erkeklerde
Ustabaşıyla işçi arasındaki duruma bakalım. Tam tersi bir durumda. Yine bakın anlamlı bir etki olmadığını görüyoruz significant'ta. Ustabaşıyla yönetici arasında yönetici lehinde, ustabaşı aleyhinde bir fark var ve bu 0,05'ten küçük anlamlı düzeyde olduğunu ifade ediyoruz. Yönetici ile kıyasladığımızda ise erkek yöneticilerde hem işçiye göre hem ustabaşına göre bakın lehinde bir fark var. Yani yöneticilerin lehinde bir fark olduğunu görüyoruz ve significant değerleri de bunu teyit ediyor zaten 0,05'ten küçük. O halde şunu söylüyoruz. Erkeklerde yöneticiler işçilere ve ustabaşılara göre anlamlı düzeyde farklılık gösteriyor tatmin düzeyleri. Kadınlarda da yine dikkat edin işçi, ustabaşı ve yöneticiye göre fark var ama işçi aleyhine bir fark ve anlamlı olduğunu significant değerinden görüyoruz. Yine kadın ustabaşıların işçiye göre ve yöneticiye göre fark olduğunu görüyoruz. Kadın ustabaşıların işçiye göre bakın lehinde bir anlamlı fark var. Significant değeri de bunu teyit ediyor. Kadın ustabaşıların yöneticiye göre aleyhinde bir anlamlı fark olduğunu görüyoruz. Yönetici olarak da kadın yöneticiler hem işçilere göre hem ustabaşılarına göre lehlerinde bir durum, anlamlı bir farklılık, tatmin düzeyleri olduğunu söyleyebiliyoruz. Bakın burada erkeklerden farklı olarak kadın ustabaşıları işçilerden daha fazla tatmin olduğunu görüyoruz. Ve bu düzeyin anlamlı düzeyde farklı olduğunu ifade edebiliyoruz şurada. Bakın erkeklerde böyle değildi. Erkeklerde ustabaşıyla işçi arasındaki fark anlamlı değildi. Önemli bir fark burası. Bu şekilde yorumlaya söyleyelim. Postdoc sonuçlarını değerlendirdikten sonra şu gördüğümüz erkek ve kadınların durumlarını gösteren, genel ortalamalarını gösteren, işçiye göre, ustabaşına göre, yöneticiye göre ortalamalarını gösteren durumlar var. Bakın erkeklerin, işçilerin 3,06, ustabaşılar 3,50, yöneticiler 6 olduğunu görüyoruz. Kadınlarda ise bakın işçiler 2,25, bayanlar, pardon, ustabaşılar 4,63, ustabaşı 4,63, yönetici ise 6 olduğunu görüyoruz. Bakın dikkat edin. İşçi ile ustabaşı arasında anlamlı bir fark olmadığı için erkeklerde sadece bir tane sütunda gösterilmiş. Ama bayanlarda hem işçi ile ustabaşı arasında fark var hem de yönetici ile hepsinin arasında fark olduğu için anlamlı düzeyde bakın hepsini ayrı sütunlarda vermişiz. O halde genel olarak şunu söyleyebiliriz. Nasıl bir değerlendirme yapabiliriz? Son olarak çıkarımlar şunlar. Mevki faktörü kadınlarda veya erkeklerde iş tatmini konusunda etkilidir. Birincisi bu. İkincisi, kadınlarda mevki yükseldikçe iş tatmini artmaktadır. Üçüncüsü, erkeklerde mevki yükseldikçe iş tatmini artmaktadır. Dördüncüsü, işçilerde kadın ve erkekler arasında tatmin farklılığı söz konusu değildir. Son olarak da ustabaşı ve yöneticilerde kadınlar yaptıkları işten erkeklere göre daha fazla tatmin olmaktadır şeklinde bir genel değerlendirme, yorumlama yapabiliyoruz. Tabii bu hipotezlerimizin de anlamlı olduğunu ifade ediyor, söyleyebiliyoruz. Yani burada çift yönlü, tek yönlü ANOVA'yı anlayabilmek için tabii ki tek yönlü ANOVA'yı, çift yönlü ANOVA'yı da iyi anlamamız, bu konuda da bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Bu noktada daha önce bahsettiğim ilgili ANOVA ile ilgili videolara bakarak daha sonra bu videoyu seyretmenizi tavsiye ederim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.